sıcak bir günden merhaba. Saat 11'e geliyor arkadaşlar. Hatta 11 olmuştur. Bir şeye gidiyoruz. Bu hani çocuklar durumundan dolayı belediyeye de ismimiz var ya, onun için bize Teknofest bir şey dediler, tam hatırlamıyorum. Aynen. Oraya gidince söylüyorum, oraya gidiyoruz arkadaşlar. Mecburuymuş gitmek. Can Mahmet'i evde bıraktım. Annem de Seher evde ya. Çok sıcak. Neyse, açılışımı yaptım. İyisinizdir inşallah. Ben iyi değilim bacılar. Dişim ağrıyor. Bir de çok sıcak hava. Neyse. Fırın gibi yanıyoruz. Aynen. Bir de bu yol. Nasıl biliyor musunuz bu yol? Şimdi şu E5'te iniyorsun. Böyle bayağı bir yürüyorsun yani. Kaç diyebilirim. Yani onunla hesaplayamıyorum ama bayağı yürüyorsun arkadaşlar. Ve güneşin altında. Gözlerimi açamıyorum. Neyse. Açılışımı yaptım. Gidelim. Bak beni. Yosun da. Bu yosunu da uzak doğulular yiyor ha. Aa. Yosun olmuş. Bak. Söylediğini yine söyle. Ah güzel. Fırın gibi yaptım. Fırın benim gibi. Ama ilk söyleyişi de. Ah Adana. Sen bize neler yapıyorsun? Ah Adana. Gölge bulduk. Bitti arkadaşlar. Şu tarım kooperatife gidelim de su alacağım ya, çok susadım. Gel nefes. Heh. Elini ver. Aç. Ver, ben açayım. Arkadaşlar hemen eve uğramadan okula geldim. Çünkü gel demişlerdi ya. Numaramı falan aldı. Ben dedim bakın böyle ya, neyse evde anlatayım. Şuraya anaokuluna geldim. Şimdi güneşte çok yapamam. Adapte olamadım. Anlatırım inşallah size. Ay bacılar, annem de poğaça yapmış kahvaltıya. Bakar mısın? Açsam şey olur mu? Açma anne. Evet. Şöyle. Arkadaşlar bakar mısınız? Ne buradalar. Annem çayını da dolarmış. Ay ne güzel. Anne ya. Hep yanımda kalsın. Tamam. Hayat şartları. Neyse. Arkadaşlar ben şu çayı içeyim de ondan sonra anlatırım. Poğaçalarımız çıktı bakın. Sıcacık. Şu an elleyemiyorum. Bunlar neye koyacağım? Şimdi bunları şeye koyacağım. Bir kahvaltısına böyle değişik bir giydir. Hangisi benim çayımda? Şu mu? Ha. Hadi gel nefes. Daha fırında da var arkadaşlar. Şöyle de arkadaşlar bakın. Annem içine şey koydu. Neydi anne? Bak, kıyır kıyır. Sirke. Aa, ben hiç yapmamıştım sirkeli. Ben sirke de deneyeceğim bundan sonra. Çok güzel içiyor. Bacılar şuraya bakar mısınız? Şuralar bak. Bakın. Anlatacağım birazdan bacılar. Şuraları önce bir yapayım hemen. Önce böyle yapıyorum. İyice beklesin. Poşet halim. Bu arada ben uyudum ha. Onu söyleyeyim de. Buralar hep iz böyle. Hep. Şunlara. Şöyle bakın. Her tarafı şey yaptım şöyle. Burayı da yapacağım. Bakın. Hep böyle yağlanmamış. Gördünüz mü? Şuralar böyle yakından nokta nokta iz geçmiyor. Onları yapmam lazım. Süngerle öyle geçecek. Belli oldu çünkü. Şöyle. Bunlar böyle kalsın da. Şöyle arkadaşlar ha. Hatta bu daha şey oluyordu biraz daha. Şöyle. Bakın. Şimdi diyebilirsiniz. Bu kadın manyak mı? Ama değilim arkadaşlar. Manyak değilim ama böyle yapmam lazım.
Çünkü çok berbat olmuş bacılarım. Aşırı berbat. Yani bir yakından görseydiniz var ya, geçmiyor. Ne yaparsam geçmiyor. O kadar demek iz kalmış ki o şey. Hani yemek falan yapıyor, sıçrıyor demek. Ben siliyorum da böyle hep silmiyorum. Bunlar çok zor biliyor musunuz, bu dolabın bu şeyleri. Hep böyle yapmanız lazım bakın. Hemen kurutacağım şurayı halim de. Durulayım. Ondan sonra kurutacağım. Bu ışıktan niye koyu renk çıkıyor bu bez? Kirli gibi çıkıyor ama öyle değil ha bakın. Sarı ya ışık. Şöyle, tamamdır. Acil bez. Nerede benim bezler? Bir dakika. Önce bir şununla alayım. Şöyle. Takıntılıyım arkadaşlar. Biliyorsunuz ya ben lekelere, izlere karşı takıntım var ya. Nefret ediyorum. Elimde değil. İnşallah iz kalmaz. Dur bakalım. Peçeteyle sil, iz kalmaz demişsiniz. Az önce o iğrenç şu bezlerden, şunlardan sildim. İz kaldı. Sinir oldum. Şununla bir silin bakalım. İnşallah iz kalmaz. Bu arada ben gözüküyor mu? Yok. Devam. Devam ki. Acılar, hiç iz kalmadı biliyor musunuz? Ben de o önce niye bunu keşfetmemişim ya? Hay Allah razı olsun sizden. Bundan sonra cam silmeleri bunlardan. Bu kağıt havlulardan. Ama normalde böyle gelince var ya hep iz olurdu, şimdi yok. Kedinizin uyuduğu en ilginç yeri gösterebilir misiniz? Ben gösteririm. Tuvaletin önünde uyuyor gece. Her zaman burada. Bakın. Ocağı falan bitirdim bacılar, bakın şöyle. Parlıyor her taraf. Şunları bitirdim. Şurayı sileceğim. Ondan sonra evi süpüreceğim. Bu kadar yani. Başka bir şey yapmam. Evi süpüreceğim. Evi bir silim arkadaşlar yine. Çünkü çok iyi oldu şey. Ondan sonra bugün ben kahve içmedim biliyorsunuz. Aa sivrisinek bak. Gitti. Bugün ben hiç kahve içmedim. Bakayım. Çok güzel. Bugün ben hiç kahve içmedim bacılar. Kahve içeceğim. İnşallah anlatacağım size olanları. Dün bunu göstermeyi unuttum. Can Muhammed Lego istedi Nefes'te. Aldım arkadaşlar. Bayağı severek oynuyorlar. Diğerlerini hep kaybettiler. Neyse. Bakın Nefes'e bakar mısınız? Maşallah. Kalp yapmış. Nefes bravo. Gerçekten tebrik ederim. Maşallah kızıma. Şöyle göster. Bacılar. Şöyle dik tutma. Böyle. Şöyle bakın. O altı gevşek diye. Kalp yapmış. Sen ne yaptın? Ay çok güzel. Kendime de çay demliyorum arkadaşlar. Ya gerçekten artık bıktım ben bu temizlikten bacılar ya. Ama elimde değil, ne yapayım? Çayı ne basmışım değil mi? Çaydanlığı da yıkadım bacılarım. Annem. Çaydanlığıma. Böyle noktaları yıkadım şöyle. Şöyle bacılar geldim. Beni de görün. Bir dakika. Şimdi buranın şeyi yok ya. Adını sen söyle. Şu lambayı ben taktırmadım. Bakın şu. Şöyle. Çünkü spotlar var ya. Onun için böyle yetersiz oluyor. Videolar için yetersiz oluyor. Bende de şu eski evdeki şey yapmıştım yani. Onu da bir açayım. Bacılar var ya. Ben bugün uyudum hep. Tamam. Güzel bir ışık aynen. Şöyle ışık iyice olsun. Ay çok tatlı durmadı o ışıklar. Bacılar. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Bunlar şey. Nefes. Pijamalarını gel ki. Bak böyle. Ben sana kaç defa dedim. Böyle fırlatıp atma pijamalarını Nefes. Al bunları giy hadi. İşte sabah gittim yani. Oraya. Birazdan kahve içerken anlatırım. Duyun bu arada ben hiç kahve içmedim bugüne. Duyun. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? İşte dün gece çok geç yattım. Hatta var ya böyle sabaha karşı neredeyse yattım. Erken de kalktım arkadaşlar. Neyse ki şey kısa sürdü. Ondan sonra sersem gibiydim biliyor musunuz? Çok kötüydüm. Uyudum işte. Ondan sonra annem falan gitti ama kendimde değildim böyle.
halen toparlanamadım yani. Hemen kalktım, ondan sonra zaten poğaça vardı ya, onları yedik işte, çay falan demledim, oraları göstermedim. Ondan sonra ancak evi yine sildim işte, gördünüz. Ancak yani şimdi çamaşırları şey yerleştireceğim arkadaşlar. Annem katladı. Ya ben bu huyumu sevmiyorum, biliyor musunuz? Çamaşır böyle hemen yerleştirmiyorum ya. Ben o huyumu sevmiyorum. Şöyle. Bunları, bunlar benim. Bu da şöyle uzun kollar bunlar. Biraz onları. Bir de bacılar şey üşütmüşüm ben. Klima çarpıyor, biliyor musunuz? Yeni klimasız da yani dağınıklık iyice gözüksün. Böyle. Bunları annem katmamış, ben aslında. Buraya bir el atmam lazım yakın zamanda. Şeyi falan hiç yapmadım, toz almayı yapmadım. Çünkü yarın inşallah şey yapacağım arkadaşlar. Ben böyle detaylı bir toz alacağım. Yarın video çekmeyeceğim mi? Şunu ne yapacağız? Şunu şurada tutursun. Bu askılar böyle ta İstanbul'dan böyle duruyor. Ama üst bir şey işte. Bazıları kırıldı. Nefesim. Ay çok dağınık ya. Yani bana göre dağınık. Açılır. Şurada şöyle. Aha. Şurada. Daha yine çamaşır atacağım da. Şey ama. Bugün çalıştırmam, geç oldu saat 11.30'a geliyor. Şey yapmam yani. Çalıştırmam, bir de onu bekliyorum. Şunu yapayım. Şu an patlayacağım da, biliyor musunuz? O sıcaklığı size gönderebilsem var ya, bayılırsınız. Buradaki sıcaklığı size göndersem bayılırsınız. Aklıma deha bir fikir geldi. Süper. Ne yapacağım biliyor musunuz? Önceden de şey yaptım da gerçi. Şöyle bakın. Ama gerçi bu zaman ne ki? Şöyle oluyor yani. Şöyle arkasına dedim tutayım da olmuyor, baksana. Neden olmuyor böyle bu? Şöyle bir arkasında olsa, lambayı kapatınca çok güzel olmaz mı? Değil mi? Bakalım. Yapıştırmam lazım onu. Aa, böyle de yapabilirim, aynen. Şöyle bak. Şöyle dursun şurada. Dur, şu lambayı kapatayım da nasıl olacak? Gördünüz mü? Şöyle duruyor, bakın. Komik mi durdu bu? Bazı yerleri patlamış ya, onun için şey olmuyor. Neyse, ben bunu sonra yaparım ya. Aslında bant olsaydı böyle yapardım ben şimdi. Ama öyle açınca da bir kötü duruyor değil mi? Şöyle bak. Şöyle mesela açacağım şimdi. Bak böyle durdu. Şöyle. Aa, güzel bence. Neyse öyle dursun bakalım şimdilik. Şimdi şöyle yapayım. Şöyle. Bak yine böyle olmuş, görüyor musunuz? Hemen iz belli ediyor bak.
yapışıyor tozlar. Bakın. Sileceğim. Silinmiyor da gerçi bu. Hani iyice yapışkan rulo var ya, onu alman lazım. Öyle. İlginç bir kumaşı var. Hep nasıl durdu ama? Bakın. Güzel ya. Neyse. Şurayı da kapattım. İlaç içtim ya. Gerçekten bir ağrı kesici içtim. Kendime gelin. Soğuk soğuk terliyorum, biliyor musunuz? Çarptı beni çok kötü. Nevez, onu kardeşine giydirsene. Kahvemi yaptım. Bugün işte şeye gittik ya arkadaşlar. Gösteri nereden şey olduysa, konuşma işte gerçekten çok güzel konular hakkında bilgiler verdi bize uzman. Hani Allah korusun çocukların madde bağımlısı olmaması için gerekli bilgileri verdi. Bir de hani ebeveyn olmakla ilgili hani bazı ipuçlar diyeyim, nasıl fikirler verdi bize, hani daha nasıl iyi ebeveyn oluruz diye. Ondan sonra biliyorsunuz hani çocukların durumlar, oraya giden hep zaten hani daha da bizim önem vermemiz lazım. Tabi her anne baba önemli, bizim ama daha hani anne baba kaybı yaşayan çocuklar için. Mesela dedi, hani sizlere de söyleyeyim, çocuklarınız asla odaya girdi mi kapısını kapatmasın dedi. Kapıyı açık kalsın dedi. Çünkü Allah korusun hani bir şey kullanırlar, ondan sonra hani kötü şeyler yaparlar. Böyle böyle arkadaşlar, bir de hani aklımda kalanı söyleyeyim, şey dedi. Çocuklarınıza mesela seçim sunun. Hani bu ikisini, mesela bu ikisini alıyorum. Hani bu ikisinden birisini seçeceksin. Mesela öyle. Hem söz hakkı sizde oluyor, hem de o da konuşma, ona da konuşma hakkı düşüyor dedi. Bak çok şeyler konuştu da arkadaşlar, aklımda kalmadı, biliyor musunuz? Çok güzel bilgiler paylaştı ama. Ondan sonra oradan şey yapmışken, hani Can Muhammed'in okuluna gidip dedim. Nefes sesini kıssan annem. Çok mu yakından çekiyorum? Ondan sonra bacılar, bir de şey, videolarda çok ses çıkıyor. Mesela karıştırma sesi, şey sesi videolarda daha da çok çıkıyor. Onda mesela çekirdek çimtersin ya, burada öyle çim ama videoda çat 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 diye sesler çıkar. Yani kusura bakmayın ha. Onu da araya sıkıştırayım dedim. Neyse. Hemen gittim işte, orada çok tatlı bir bayan var, biliyor musunuz, öğretmen. Hani dedim, hocam dedim, hani bana arada bir gelin demiştiniz dedim. Evet dedi. Ondan sonra numaramı aldı arkadaşlar. Baktı, Can Muhammed 48 aylık ya. 48 aylıkta hiç boş yok dedi. Hepsi öğrenci istiyordu. Hocam dedim, böyle böyle dedim. Hani şey yap, konuştum. Numaramı aldı. Ondan sonra Can Muhammed'in TC'sini verdim arkadaşlar. Yani olacak. Allah'ın izniyle olacak. Zaten öbür dönem sabahçı olacakmış. Ama ben dedim ki, hocam hani Allah izin verirse şu kışı ben atlatayım. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Yani hem nefes okuldaymış ya, onun için ben öğrenci istiyorum dedim. Dur bakalım. Devlet okula. Öyle oldu bacılar. Sonra işte eve geldim. Ondan sonra annem poğaça. Ay bacılar ya. Ben annem gidince bir kötü oluyor bunlar gerçekten. Hani iyice insana alışıyor ya. Değil mi? Hayat şartları. Annemle yan yana olsak ama. Dur bari. İnsanın güzel duaları en son olur, biliyor musunuz? Allah güzel şeyleri en sona saklıyor. Bence öyle. Sabrediyoruz. Ay neyse bacılar, çok konuştum değil mi? Bu videoyu yarın yayınlayacağım. Aynen yarın cumartesi, ben pazar günü video yayınlamayacağım. Biliyorsunuz pazar günleri izleyeyim. Haftalık iznim oluyor arkadaşlar. Ben de şey yapacağım. Anam pazar günü yaparım, aynen yarın dinlenirim. Evin tüm perdelerini makineye atmak istiyorum arkadaşlar. Geldiğimden beri hiç yıkamadım. Yıkadım mı? Hatırlıyor musunuz? Değil mi? Yıkamadık aynen. 2 ay oldu ben taşınalı. Aynen Mart 9. Ha, aynen Mart'ın 25'inde gel. Ay Mart diyorum, tövbe yarabbim. Mayıs'ın 25'i. Aynen 2 ay olmuş. Ama yıkamam lazım. Neyse bacılar, burada kapatayım. Ben de kahvemi içim. Ondan sonra videomu izleyeyim. Ben uyumak istiyorum ya. Gözlerimden de anlıyorsunuz. İyi değilim gerçekten. Uyuyayım bacılarım. Ondan sonra bu videomu da kapatayım. İnşallah sevdiğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Pazartesi yeni vloglarda inşallah buluşuruz, görüşürüz. Hoşça kalın.